Evet, herkese merhabalar. Yeni bir programda yeni bir dünya gündemiyle karşınızdayız. Neden böyle bir haber yaptık? Çünkü dünyada herhangi bir mağduriyette Birleşmiş Milletler Engelli Komitesi'nin açıklama yapabildiğini ve dünyaya ve bir ülkeye çağrıda bulunabildiğini gördük arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Engelli Komitesi bir basın toplantısı düzenledi ve bu basın toplantısında Rusya kontrolündeki Ukrayna bölgelerinde engelli bireylerin tahliye edilmesi çağrısını yaptı arkadaşlar. Bu gerçekten çok önemli bir çağrıydı. Peki Birleşmiş Milletler Engelli Komitesi ne diyor? Yani ciddi bir endişe duyduklarını söylüyor ve Avrupa'da en çok özel bakıma muhtaç engelli bireylerin Ukrayna bölgelerinde Rusya'nın ele geçirdiği kontrolünde olan yerde yaşadığını söylüyor arkadaşlar. Bizler de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'nin bu çağrısına destek veriyoruz. Neden? Beslendikleri ve bakımlarının tam anlamıyla yapılmadığını iddia ediyor. Eğer durum böyleyse bizler de Rusya'ya çağrıda bulunuyoruz ve oradaki engelli bireylerin bakımlarının yetersiz beslenmelerinin tam anlamıyla yapılmaları noktasındaki kontrolünün Ukrayna'ya bırakılmasını talep ediyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz böyle durumlarda, savaşlarda yani en çok mağduriyeti kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler yaşıyor. Ayrıca Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi'ne de şu çağrıyı yapıyoruz. Nasıl Ukrayna'daki Rusya'nın kontrolündeki engelli bireylerimizin yaşadığı bu mağduriyeti dile getiriyorsunuz, çağrıda bulunuyorsunuz. Bunu aynı şekilde dünya genelinde hangi ülke olursa olsun, arkadaşlar dini, dili, ırkı ne olursa olsun, yani bu konuyla ilgili dünya genelinde de Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Komitesi adil olmalı ve herhangi bir en küçük mağduriyette bu şekilde çağrıda bulunmalı diyoruz. Bu konu nereden çıktı? BBC News'in soruşturmasında ortaya çıktı arkadaşlar. Bir televizyon kanalının Rusya'nın kontrolünde olan Ukrayna bölgelerinde yaşayan engelli bireylerin mağduriyetlerini araştırması üzerine, herhangi bir yayın yapması üzerine böyle bir konu ortaya çıktı. Yani bu da gerçekten önemli bir ayrıntı. Onu da paylaşmış olalım. Dünya genelindeki yani mazlum olan kim olursa olsun, hele hele engelli bireylerimizin sesi olmaya yayınlarımızda devam edeceğiz inşallah. Yeni bir yayında görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.